Değerli basın mensupları, öncelikle selam ve saygılarımı sunuyorum. Ziyaretimiz hakkında bilgi almak üzere burada bulunanlara teşekkür ediyorum. Türkiye'nin dört bir yanında sağlık hizmetlerimizi daha ileri bir düzeye, daha nitelikli bir hale getirmek amacıyla şehir gezilerimize devam ediyoruz. Bugün medeniyetler beşiği ve farklı kültürlerin zenginlikleriyle tanınmış şehrimiz, göz bebeğimiz Mardin'in misafiriyiz. Mardin insanıyla kucaklaşmak ve çabalarımızdan memnuniyetini bizzat kendisinden öğrenmek için buradayız. Şehir gezilerimiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz müzakereler, halkımızın öğrenme fırsatı bulduğumuz fikirleri, yaptığımız tespitler bize yolumuzu aydınlatacak imkanlar sağlıyor. Programımıza Sayın Valimiz Tuncay Akkoyun Bey'i ziyaret ederek başladık. Şehirdeki sağlık hizmetleri ve bu hizmetlerden memnuniyet düzeyi hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Bir medeniyetler beşiği olan Mardin bu özelliğini tıp alanında da göstermiştir. Medeniyet insanı her ihtiyacı karşısında üstün tutabilmek, bunun için kullanılan araçları mükemmel hale getirmek olarak tanımlanabildiğine göre Mardin tarihin en medeni şehirlerindendir. Tarih 1000 yıl önce bu topraklarda insanı yüce tutan, insanlığın geleceğini insani değerlerde gören medeniyetin Anadolu'yu şifahanelerle donattığına, hangi inançtan ve etnik kökenden olduğuna bakmaksızın ihtiyaç duyan her insana sağlık hizmeti sunduğuna şahit olmuştur. Bu medeniyet, bir benzetme yaparsak, hekim ruhlu bir medeniyetti. Bir hekimin hastanın kim olduğuna bakmaması gibi insanları arasında fark gözetmedi. Bu insan endişelerine karşı güvence, derdine çare, hastalığına şifa olunacak bir insandır dedi. Bizler birlikte bu medeniyetin varisleriyiz. Birbirimize karşı hukukumuzun özü birbirimiz için var olmaktır. Artuk oğullarından Emunettin Bey ve Artuklu hükümdarı Necmettin İlgazi'nin Mardin'de inşa ettirdiği Emunettin Bimaristanı vatanımız Anadolu'nun ilk şifahanelerinden birisidir. Yapının ömrü bugüne yetişmemiş olsa da manevi mirası Mardin'e verdiğimiz hizmetlere ilham kaynağı oluyor. İnsana insan ayırmadan bir gözle bakan hekimlik ruhu sağlık hizmetlerimizin düsturu olmaya devam ediyor. Bütün varlık insanın yaşaması içindir. Salgın döneminde de tecrübe ettiğimiz gibi devletimiz bütün gücünü insanı için seferber etmiştir. Anadolu'yu çağımızın en modern sağlık imkanlarıyla donatan anlayış da bu anlayıştır. Salgını en az hasarla atlatan ülkelerden biri olmamız bu temele dayanmaktadır. Her insanın hayatına ona verilmiş biricik yegane hayat imkanı olarak bakılmayan devletlerde ne acı tablolar yaşandığını biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlık altyapımız önce insan, önce sağlık anlayışı ile 22 yıllık istikrarlı bir büyüme ve modernleşme süreci yaşadı. Türkiye'nin dört bir yanında dünyanın en modern sağlık tesislerini inşa ettik ve yenileriyle yolumuza devam ediyoruz. Anadolu'yu, Mardin'i 21. yüzyılın şifahaneleriyle donatıyoruz. Halkımızın memnuniyetini kazanan sağlıkta değişim yolculuğumuzu sağlıkta küresel güç olma hedefiyle sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği Türkiye 100 yılı vizyonu ile sağlık yatırımları, bilgi, teknoloji ve sağlık hizmeti üretimi noktasında bölgesel ve küresel koşullarda zirveyi hedefliyoruz. Türkiye 100 yılı vizyonumuzun her şeyi insanın hizmetine sunan medeniyetimizden güç alarak insan merkezli bir kalkınma anlayışıyla küresel başarılar hedeflediğini vurgulamak istiyorum. Bu küresel hedefin meşruiyetini, sağlık hizmetlerini Türkiye'nin dört bir yanına eşit şekilde
ulaştırarak sağladık. 85 milyon insanımıza adil, eşit ve kapsayıcı sağlık hizmeti sunma hedefi doğrultusunda çok önemli mesafeler kat ettik. İşte bu noktada Mardin ve bölge illerimiz açısından AK Parti iktidarları döneminde sağlık alanında yaşanan en büyük değişim bölgesel adaletsizliğin çok büyük ölçüde giderilmiş olmasıdır. 2002 yılından bugüne kadar her yıl insanımıza sunduğumuz sağlık hizmetlerindeki gelişimi ve değişimi ortaya koyan istatistikler yayınlıyoruz. 2002'de hastanelerimizin ortalama yaşı 49'du. 21. yüzyılın şifahaneleriyle sağlık tesislerimizin ortalama yaşının bugün 14'lere kadar düşürdük. Mardin'de ise sağlık tesislerimizin ortalama yaşı 12'dir. Nitelikli yatak sayısı 2002'de tüm sağlık kurumlarındaki yatak sayısının %6'sı kadar iken bugün toplam yatak sayısının yaklaşık %80'ine ulaşmıştır. Mardin ilimizde ise bu oran %86'yı bulmuştur. 2002 yılından bugüne baktığımızda hastaneye müracaat eden insanlarımızın aldığı hizmet oranı Ankara'da, İstanbul'da neyse Mardin'de de aynıdır. Yine diş hekimine müracaat oranı Muğla'da, İzmir'de neyse Mardin'de de benzer oranda gerçekleştirmektedir. Tıbbi cihaz ve görüntüleme hizmetlerinden 112 acil hizmetlerine, aile hekimine düşen nüfus oranından insan kaynağı dağılımına kadar pek çok gösterge bölgesel farklılıkların artık fark edilemez düzeye inmekte olduğunu gösteriyor. Sağlık hizmetlerine insanımızın adil erişimi konusundaki hassasiyetimizin en belirgin şekilde kendisini hissettirdiği bölgelerden birisinin Güneydoğu Anadolu olduğunu ifade etmek isterim. Mardin'in yeterince dikkat konusu olmayan renkli kültürü ve farklı renkler arasında kurulan uyum gibi Mardin'de ve çevre şehirlerimizde yapılan sağlık yatırımları da yeterince dikkat konusu olmuş değildir. İnsanlığın pek çok kültür mirasını yaşatan Mardin'e hayranlığımız şehre bu dikkatli sevgiyle harekete geçirebilir. Değerli basın mensupları, 2002 yılından bugüne Mardin'de 10 hastane, 5 ek bina, 1 ADSM ve 21 birinci basamak sağlık merkezi olmak üzere toplam 37 sağlık tesisi inşa ettik. Hastanelerimizin yatak kapasitesi 1746'ya yükselttik. Uzman doktor ve diğer sağlık çalışanı sayımızı 250'lerden 7700'lere taşıdık. Artuklu'daki 400 yataklı eğitim ve araştırma hastanemizi ek hizmet binamızla 700 yatak kapasitesine ulaştırdık. 750 yataklı Mardin Şehir Hastanemiz ki 750 odalı olan bu şehir hastanemiz yatak kapasitesi olarak 1000 yatağın üzerinde bir yatakla hizmet verir olacak. Kısa sürede hizmete almak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yine 110 yataklı Kızıltepe Devlet Hastanemizi bu yıl sonu hizmete açmayı hedefliyoruz. Nusaybin ve Midyat Ağız Diş Sağlığı Merkezlerimizi en kısa sürede Mardin'in vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bu sağlık tesislerimiz hizmete girdiğinde Mardinlileri bugünün değil geleceğin sağlık ihtiyaçlarını karşılayacak bir sağlık altyapısına kavuşturmuş olacağız. Mardin'i Health Türkiye markasının simge şehirlerinden birisi yapmak için kararlı, hızlı adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Bunu Mardin'in insanıyla birlikte yapacağız. Bugünkü programımız kapsamında hastanelerimizi ziyaret edeceğiz. Sağlık çalışanlarımızla, yerel paydaşlarımızla, halkımızla, gençlerimizle bir arada olacağız. Teşekkür ediyorum. Aşı ile ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Yeterince aşımız var. Bizim teknoloji transferiyle yerlileştireceğimiz 3 aşıdan birisi de kuduz aşısı. Diğer 2 aşı da biliyorsunuz hepatit A ve su çiçeği. Dolayısıyla aşı açısından herhangi bir sorunumuz yok.
vakalarımız açısından hastaneye müracaat eden hastalarımızda da bir artış olmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Teşekkür ediyorum. Ben ishal durumuyla ilgili biliyorsunuz yer yer bölgesel şebekeden, su arıtmadan kaynaklı ishal vakalarını görüyoruz. Halk sağlığı ekibimiz sahada yaygın bir şekilde analizlerini çok sıkı bir şekilde yapıyor. Klorlamayı yakından takip ediyoruz. Gerektiğinde filyasyon yaparak kaynağına inerek kaynağını ortadan kaldırmak noktasında da bir gayretle çaba içinde oluyoruz. Bir salgın, genel bir salgın olduğundan söz etmek mümkün değil. Telemedisinle ilgili özellikle online uzaktan hastanın hastaneye gelmesini mümkün olduğunca azaltmak için yapılan, gerektiğinde uzaktan rapor ve reçete ihtiyacını özellikle takipli hastalar için, kronik hastalar için son derece önemli. Hatta belli hastaları takip ettiğimiz kronik hastaların laboratuvar tetkiklerini önden o talebi yaparak daha sonra sonucu gerektiğinde uzaktan göstermek üzere özellikle kronik hasta için söylüyorum. Hastaneye gelişi mümkün mertebe azaltabilecek bir yaklaşım tarzı. Bunu aile hekimliği dahil olmak üzere yaşam dediğimiz yaş alma merkezlerimizden öncelikle başlamak üzere genel olarak planlıyoruz. Bunun yönetmeliği yayınlandı. Önümüzdeki süreçte de nerede nasıl başlayacağımızı zaten duyurusunu yaparak başlatmış olacağız. Teşekkür ediyorum. Evet. ERÇT ile ilgili konu şu. TC vatandaşı olan, yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan hiçbir kimseye Türkçe dışında reçete yazılımı söz konusu değildir. Altını özellikle çiziyorum. Yapılmak istenen, özellikle Türkiye her geçen gün sağlık turizminin üssü olmaya, önemli üç ülkeden biri olmaya doğru hızla ilerliyor. Yabancı olan hastanın kendi ülkesinde reçetenin anlaşılır olmasını sağlamak için yapılan bir düzenlemedir. Bu var olan yaklaşımı biraz daha geniş tutarak hizmetin geldiği noktayı göstermek için önemlidir. Birileri bir yerlere çekmek istiyor. Varsın nereye çekerlerse çeksinler. Hakikat bundan öte değildir. Bu asla kabul edilebilir bir durum değil. Özellikle sağlık turizmi açısından da algımız açısından da son derece önemli. Çok yakın takipteyiz. Buradan özellikle ifade etmek istiyorum. Özel sektör başta olmak üzere bu tarz uygulamaların tepesinde olacağız. Bu anlamda yapılabilir en ufak bir yanlışın veya hizmetin doğru yapılamadığının ortaya konması durumunda affetmeyeceğimizi buradan ilan etmek istiyorum. Ve arkadaşlarımız da sahadalar, yer yer baskınların olabileceğini de bilsinler. Her an birçok kuruluşumuzu denetliyor olacağımızı buradan söylemek istiyorum. Bunu asla affetmiyoruz. Teşekkür ediyorum. Başta sağlık çalışanlarımız bir olarak olağanüstü fedakarlık göstererek 85 milyon vatandaşımızla birlikte Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir olarak, beraber olarak bu mücadeleyi sonuçlandırdık ve başarılı kıldık. Eğer birlikte bunu yapamamış olsaydık sonuç almamız mümkün olmazdı. Dolayısıyla bir ve beraber olduğumuzda üstesinden gelemeyeceğimiz sorunumuz olmadığından emin olalım. Teşekkür ediyorum.